Ben bu ülkücüler bu kadar kötüdür. Ben yetiştirdiğim evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum. Onların yuvası burasıdır. Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Türk milliyetçiliği ideolojisinin lideri, mücadele dolu siyasi bir yolculuğun öncüsü, ülkücülerin başbuğu Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anılıyor. 1938'de Harbiye'yi bitirerek görevine başlayan Türkeş, 1959'da Almanya'da atom ve nükleer okulunu bitirerek kurmay albay olarak mezun oldu. 27 Mayıs 1960'ta Milli Birlik Komitesi'nin ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan bildiriyi radyodan okuyan Türkeş, ihtilal hükümetinde başbakanlık müsteşarlığı görevini üstlense de Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle tasfiye edilerek yurt dışına sürgün olarak gönderildi. İki yıl Hindistan sürgününün ardından yurda dönen Türkeş, 31 Mart 1965'te 14'lerden Dündar Taşer, Ahmet Er, Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, Mustafa Kaplan gibi eski MBK üyeleriyle birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girerek partinin büyük kurultayında genel başkanlığa seçildi. Daha sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi ve Alparslan Türkeş, genel başkanlık görevini 1969-1997 yılları arasına kadar sürdürdü. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbeden 3 gün sonra teslim olan Türkeş, 4,5 yıl hapis yattı. Alparslan Türkeş, siyaset yapma yasağının kalkmasının ardından 1992'de yapılan Milliyetçi Çalışma Partisi'nin 4. olağanüstü kurultayında partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi, amblemini ise 3 hilal olarak değiştirdi. Alparslan Türkeş fikirlerini yazdığı 30 eserle topluma yol gösterici olmuştur. Eserlerden öne çıkanlar ise, Türkiye'nin meseleleri, bunalımdan çıkış yolu, 1944 milliyetçilik olayı, 27 Mayıs ve gerçekler, Milliyetçi Hareket Partisi ve Bozkurtlar, Türklük gururu ve şuuru, her türlü emperyalizme karşı bir devrin perde arkası, 9 ışık, milliyetçilik, ülkücülük, dış politikamız ve Kıbrıs, milli devlet güçlü iktidar, hürriyetçilik ve şahsiyetçilik. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kanal Avrupa ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.